Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sözcük türlerinden zarflar, diğer adıyla belirteçler. İsteyenler daha önceki videolarımızda olduğu gibi konunun PDF'ini açıklama kısmından indirebilir. Hepinize kolay gelsin. Evet, zarflar diğer adıyla belirteçler eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere denir. Zarfları 5'e ayırıyoruz. Durum zarfları, zaman zarfları, Yer yön zarfları, azlık çokluk ya da diğer adıyla miktar zarfları ve soru zarfları olmak üzere. Hemen konunun detaylarına geçiyoruz arkadaşlar. Bir durum zarfı diğer adıyla hal zarfı olarak da bilinmektedir. Bu eylemleri ve eylemsileri durum yönünden belirten sözcüklerdir. Eylem ve eylemsilere sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Hemen örneklerimize bakıyoruz arkadaşlar. Kütüphanenin geniş koridorlarında telaşla koşturuyordu cümlesinde koşturmak fiildir. Nasıl koşturuyordu? Telaşla telaşla sözcü fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı durum zarfıdır. Arkadaşlar bir önceki videomuzda sıfatlardan bahsetmiştik. Niteleme sıfatlarını bulmak için de nasıl sorusunu soruyoruz. Fakat arada çok önemli bir fark var. Durum zarflarını bulmak için fiile nasıl sorusunu soruyoruz. Niteleme sıfatını bulmak için de değerli arkadaşlar isimlere nasıl sorusunu soruyoruz. O yüzden bu cümlede bakın koridor isim nasıl koridor geniş koridor. Geniş sözcüğü isme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı niteleme sıfatıdır. İkinci örneğimize geçelim. Bizim ev diğerlerine göre eski görünüyordu cümlesinde görünmek fiildir. Nasıl görünüyor? Eski görünüyor. Eski sözcüğü burada durum zarfı olarak kullanılmıştır. Üçüncü örneğimize geçiyoruz. Yalnız yaşayan ünlü sanatçı arkadaşlarıyla vakit geçirdi cümlesinde Yaşayan sözcü sıfat fiileki aldığı için fiilimsidir. Fiilimsiye soruyoruz. Nasıl yaşayan? Yalnız yaşayan. Yalnız sözcüğü de burada yine durum zarfı olarak kullanılmıştır. Dördüncü örneğimiz çok yorgun olduğu için mışıl mışıl uyuyordu cümlesinde uyumak yine fiildir. Nasıl uyuyordu? Mışıl mışıl. Fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı bu da durum zarfı olarak kullanılmıştır. Beşinci örneğimiz zor ısınan evinde güneşin çıkmasını heyecanla bekliyor cümlesine bakalım. Beklemek fiildir. Nasıl bekliyor? Heyecanla. Yine fiile sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı bize durum zarfını verdi. Isınan sözcü ise anası mezar dikecekmişler arkadaşlar sıfat fiildir. Yani fiilimsidir. Nasıl ısınan? Zor ısınan. Zor sözcü de burada yine durum zarfı olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Önemli bir notumuz var. Kesinlik ya da ihtimal bildiren sözcükler de cümlede durum zarfı olarak kullanılmaktadır. Örneğimize bakalım. Okulumuzun bütün öğrencileri mutlaka katılmalı cümlesinde katılmak fiildir. Nasıl katılmalı? Mutlaka. Bakın kesinlik bildiriyor kesinlik bildirdiği için ve fiili belirttiğinden dolayı ben buna ne diyorum arkadaşlar? Durum zarfı diyorum. İkinci konumuza geçiyoruz. Zaman zarfı. Bu da eylemleri ve eylemsileri zaman yönünden belirten sözcüklere denir. Ne zaman sorusunun cevabıdır arkadaşlar. Örneklerimize geçiyoruz. Dün çarşıda müzik öğretmenini gördüm cümlesinde görmek fiildir. Hemen sorumuzu soruyorum. Ne zaman gördüm? Dün. Dün sözcüğü burada. Zaman zarfıdır arkadaşlar. İkinci örneğimize geçiyoruz. Doğum gününde arkadaşları ona güzel bir hediye aldı cümlesinde. Aldı. Fiil. Ne zaman aldı? Doğum gününde. Doğum gününde sözcüğü de burada yine nedir? Zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Üçüncü örneğimize bakalım. Bizi öğleden sonra konferans salonunda topladı cümlesinde toplamak fiildir. Ne zaman topladı? Öğleden sonra. Öğleden sonra sözcüğü de yine ne zaman sorusunun cevabı olduğundan dolayı zaman zarfıdır. Dördüncü örneğimiz şimdi televizyonda yeni dizi başlayacak cümlesinde başlamak fiildir. Ne zaman başlayacak? Şimdi. Şimdi sözcüğü de yine zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Önemli bir notumuz var. Cümlede zaman anlamı taşıyan her sözcük belirteç görevinde olmayabilir. Eğer sözcük ne zaman sorusuna cevap veriyorsa arkadaşlar belirteçtir. Vermiyorsa belirteç değildir. Akşam seni bize bekliyorum cümlesinde bakın beklemek fiildir. Ne zaman bekliyorum? Akşam. Bu sözcük nedir burada? Zaman zarfıdır. İkinci örneğimize bakalım. Akşam sanatçıların vazgeçemediği bir konudur cümlesinde. Akşam sözcüğü zaman anlamı katmıyor. Sanatçıların vazgeçemediği konu nedir dediğimde akşam ifadesini alıyorum. O yüzden bu sözcük burada isim görevinde kullanılmıştır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. 2017 sınavında çıkmıştı hatırlarsanız. Üçüncü örneğimize bakalım. Akşam her şey çok kötüydü cümlesinde. Bakın kötü isimdir. Ne zaman kötüydü? Akşam. Akşam sözcüğü arkadaşlar burada yine nedir? Zaman zarfıdır. Zaman zarfları ismi de belirtebilir. Buna da lütfen dikkat edelim. Üçüncü zarf türümüze geçtik. Yer yön zarfları, eylemleri ve eylemsileri. Yer ve yön ilgisi yönüyle tamamlayan sözcüklere denir. Eylem ve eylemsilere sorulan nereye sorusunun cevabıdır. Yer yön zarfları şunlardır arkadaşlar. Bunlardan başka yer yön zarfları yoktur ve bunlar yalın halde kullanıldığı zaman yer yön zarfı olur. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri ve öteberi sözcükleri. Örneklerimize geçiyoruz. Selvi az önce yukarı çıktı cümlesinde çıkmak fiildir. Nereye çıktı? Yukarı. Yukarı sözcüğü burada yer yön zarfıdır. İkinci örneğimize bakalım. Akşama kadar öte git, beri gel diyerek beni canımdan bezdir cümlesinde. Bakın arkadaşlar gitmek fiildir. Nereye gitsin? Öte gitsin. Öte sözcüğü yine burada yer yön zarfıdır. Beri gel ifadesine de gelmek fiildir. Nereye gelsin? Beri gelsin. Beri sözcüğü de yer yön zarfıdır. Üçüncü örneğimize geçelim. Seninle biraz sonra dışarı çıkıp gezelim cümlesinde çıkıp sözcüğü zarf fiilek almıştır. Fiilimsidir. Nereye çıkıp dışarı çıkıp dışarı sözcüğü de yine burada yer yön zarfı olarak kullanılmıştır. Ayşe gittiği yerden geri döndü cümlesinde ise dönmek fiildir. Nereye döndü? Geri döndü. Geri sözcüğü de arkadaşlar yine yer yön zarfı olarak kullanılmıştır. Önemli bir notumuz var yine. Yer yön belirteçleri adları belirttiğinde sıfat olur. Ek aldığında ise belirteç görevinden çıkar arkadaşlar. Önemli bir detaydır lütfen dikkat edelim. Örneklerimize bakıyoruz hemen. Meniha şimdi aşağı indi cümlesinde inmek fiildir. Nereye indi? Aşağı indi. Bakın burada aşağı sözcüğü fiili belirttiği için yer, yön, zarfıdır. İkinci örneğimizde ise Meliha şimdi aşağı kata indi cümlesini görüyoruz. Arkadaşlar kat isimdir. Hangi kata? Aşağı kata ismi belirttiği için bu sefer aşağı sözcüğü nedir? Sıfat görevinde kullanılmıştır. Üçüncü örneğimize baktığımızda ise Meliha şimdi aşağıya indi cümlesinde aşağıya sözcüğü görmüş olduğunuz gibi Yönelme halekini almıştır. Bundan dolayı da aşağıya sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır diyoruz arkadaşlar. 4. Azlık çokluk diğer adıyla miktar zarfları eylemleri, eylemsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve belirteçleri miktar yönüyle belirten sözcüklerdir. Yine arkadaşlar ne kadar sorusunun cevabıdır. Hemen örneklerimize bakıyoruz. Hazırlanmıştı fiil. Nasıl hazırlanmıştı? İyi. İyi sözcüğü burada durum zarfıdır. Ne kadar iyi hazırlanmıştı? Çok. Çok sözcüğü de miktar zarfıdır arkadaşlar. İkinci örneğimize bakıyoruz. Ben az konuşan insanlardan korkmuşumdur cümlesinde. Konuşan sözcü yine fiilimsidir. Sıfat fiilekini almıştır. Hemen sorumuzu soruyoruz. Ne kadar konuşan, az konuşan, az sözcü, ne kadar sözcünün cevabı olduğundan dolayı azlık, çokluk ya da diğer adıyla miktar zarfıdır arkadaşlar. Üçüncü örneğimize bakalım. Çok konuşuyorsunuz, azıcık susun. Susmak fiildir. Ne kadar sussunlar Azıcık azıcık sözcüğü burada miktar zarfıdır. Konuşuyorsunuz fiil. Ne kadar konuşuyorsunuz çok. Çok sözcüğü de yine burada miktar zarfı olarak kullanılmıştır. Dördüncü örneğimize bakalım. Ali pek şirin bir çocuktu cümlesinde. Çocuk isimdir. Nasıl çocuktu? Şirin çocuktu. Şirin sözcüğü niteleme sıfatıdır. Ne kadar şirin bir çocuktu. Pek. Arkadaşlar pek sözcüğü de burada yine miktar zarfıdır. Bakın dikkat edecek olursanız tanımı yaparken ne demiştik? Sıfatları da belirtir demiştik arkadaşlar. Lütfen buna da dikkat edelim. Önemli bir notumuz var. En, daha, oldukça gibi sözcükler zarfları cümlede üstünlük yönüyle tamamladıklarından dolayı bunlara üstünlük zarfı da denmektedir. Lütfen dikkat edelim. Fatma sınava oldukça iyi hazırlandı cümlesinde hazırlandı fiildir. Nasıl hazırlandı? İyi hazırlandı. Durum zarfı. Ne kadar iyi hazırlanmıştı? Oldukça. Oldukça sözcüğü burada nedir? Üstünlük zarfı olarak kullanılmıştır. Peki üstünlük zarfı yoksa seçeneklerde buna ne diyoruz arkadaşlar? Miktar zarfı diyoruz. Sonbahar en güzel mevsimdir cümlesinde ise mevsim isimdir. Nasıl mevsim? Güzel mevsim. Güzel sözcüğü niteleme sıfatıdır. Ne kadar güzel mevsim? En güzel mevsim. En sözcüğü üstünlük zarfıdır. Diğer örneğimize geçelim. Üçüncü örneğimiz. Sınıfın en küçüğüyle yeni tanıştım cümlesinde arkadaşlar küçüğü sözcüğü nedir burada? Adlaşmış sıfattır. Küçük öğrencisi anlamına geldiği için. Ne kadar küçüğüyle? En küçüğüyle. En sözcüğü de burada yine üstünlük zarfı olarak kullanılmıştır. Dördüncü örneğimize geçiyoruz. Toprak herkesten daha hızlı koşuyordu cümlesinde. Koşmak fiildir. Nasıl koşuyor? Hızlı koşuyor. Hızlı sözcüğü durum zarfıdır. Ne kadar hızlı koşuyor? Daha hızlı koşuyor. Daha sözcüğü de üstünlük zarfıdır. Son örneğimize geçiyoruz. Bize daha kimse gelmedi cümlesine geçiyoruz. Gelmedi fiildir. Kimse zamirdir. Belgisiz zamir hatırlarsanız. Buradaki daha sözcüğü arkadaşlar henüz anlamına geliyor. Bakın, bize henüz kimse gelmedi. Eğer henüz anlamına gelirse bu sözcükte zaman zarfıdır. Lütfen buna da dikkat edelim. Evet, zarflarla ilgili son konumuza geçiyoruz. Soru zarflarına. Eylemleri soru yoluyla belirten sözcüklere denir. Hemen örneklerimize geçelim. Aslı bize ne zaman gelecek cümlesine bakalım. Bakın gelecek fiildir arkadaşlar. Ne zaman sorusu fiili belirtmiş, zarftır. Soru yoluyla belirttiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zarfı diyoruz arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. Yaşadığın bu sorunları babana nasıl anlatacaksın cümlesinde anlatmak fiildir. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirtmiş. O yüzden zarftır. Soru yoluyla belirttiği için de buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Soru zarfı diyoruz. Salı günü neden işe gitmedin cümlesinde ise yine gitmek fiildir. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirtmiş. Zarftır. Soru yoluyla belirttiğinden dolayı da buna biz ne diyoruz? Soru zarfı diyoruz. Bizi durakta ne kadar beklediniz cümlesinde ise beklemek fiildir. Soruyu sağlayan sözcük fiili belirtmiştir. Bu yüzden zarf görevindedir. Soru yoluyla da belirttiği için arkadaşlar soru zarfıdır. Gecenin bu saatinde ne gülüyorsun pis pis cümlesinde ise yine gülmek fiildir. Bakın burada ne sözcüğüne dikkat edelim. Niçin anlamına geliyor. Fiili belirtiyor arkadaşlar. Zarftır. Soru yoluyla belirttiği için de biz buna ne diyoruz yine? Soru zarfı diyoruz. Böyle güzel bir günde sana ne aldı cümlesine bakalım. Bakın aldı fiil ama arkadaşlar bu sefer ne sözcüğü fiili belirtmiyor. İsmin yerine geçiyor. Ne sözcüğünün yerine ben saat diyebilirim, telefon diyebilirim ya da kalem diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi ne sözcüğü isimlerin yerine geçmiş. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Fiili belirtmediğinden dolayı ismin yerine geçtiği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Lütfen bu tür kullanımlara da dikkat edelim. Ne gün işe başlayacaksın cümlesinde ise yine soruyu sağlayan sözcük ne kelimesidir. Fakat burada gün kelimesini belirtiyor bakın. Gün nedir? İsimdir. İsmi belirttiği için ve soru yoluyla da belirttiği için arkadaşlar buna biz ne diyoruz? Soru sıfatı diyoruz. Lütfen buna da dikkat edelim ki burada ne sözcüğü hangi anlamına gelmektedir? Hangi gün işe başlayacaksın anlamına geldiği için de soru sıfatı olarak kabul edilmektedir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.